77 yaşında kadın hasta, solunum sıkıntısıyla ve yüz bölgesinde şişlikle bize başvurmuştu. Hastanın dış merkezde yapılan incelemelerde tomografileri çekilmiş. Kalpten çıkan aorta damarı genişlemişti. Normalde bu çıkan damarımız yaklaşık olarak kadın erkek arasında bir cinsiyet farkı olsa da 3 santim civarında. Tabii ki insanların boy ve kilo durumuna göre de boyutları değişebiliyor ama o kadın hasta için örneğin 2.8 gibi bir değerde 3 gibi bir değer çıkıyordu. Fakat hastamızda tomografide ölçtüğümüzde bu değer 14 santim üzerindeydi. Böyle bir damarın her an yırtılma riski var ve yırtıldığı anda da bu hastalar çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor. Mutlaka müdahale etmemiz gereken bir klinik durumdu. Gittiğim merkezde bu büyüklükte bir damara müdahalenin olamayacağını veya çok riskli olacağı nedeniyle ameliyatı yapamadıklarını söylemişler. Hasta yakınları bize geldiler. Yapar mısın dedikten sonra biz evet hasta yakınlarına riskleri olduğunu fakat bunu yapılabileceğini söyledik ve hastayı ameliyata aldık. Bu ameliyatta o genişleyen kısmı tamamen çıkarmanız gerekiyor. Tabii özel ameliyat tekniği işte kasıktan kalp akciğer makinesine bağlayarak müdahale etmeniz gerekiyor ve o bölgedeki damarı tamamen çıkarıp yeni bir sentetik damar koyduk. Bu da o işlevi yerine getiriyor. Bu dönem içerisinde hastamızda herhangi bir problem yaşanmadı. İşte bu tür hastalarda nörolojik dediğimiz herhangi bir sinir şeyine bağlı olarak beyin fonksiyonları etkilenebiliyor. Hiçbir sıkıntı olmadan hasta hayatına devam ediyor. Devam ettikten sonra bunu literatüre baktığımızda da bu genişlikte yani kalpten çıkan bu damarda bu kadar genişlikte bir vakanın olmadığını gördük. Bunu da hem üniversitemizden hem Türkiye adına prestijli bir dergiye gönderip yayın olarak da kabul edildi. Zaten internet ortamında şu anda rahatlıkla bu dergiye ulaşılıp hastanın işlemleri ve yapılan tedavi kısımlarında rahatlıkla tekniğinde ulaşılabilir. Habitere rahatsızlıkları oldu. Ondan sonra postop döneminde erken dönemde sabit otelde 508 derece olmuş. Ama mobilite de olmuş aslında postop antikörü. İşte belli vermiştik zaten. İşte %110 gibi gidiyor. Hem o dönemde kalmıştık zaten. Fark edecek. Şeylerde EKG enzimlerde. Yok abi onlarda bir sıkıntı. Anseden aort aneurizması göğüs kafesine kadar uzanmış. Belki buraya dayanmamış olsa, belki daha da büyüyecek miydi onu da bilemiyoruz tabii ama Varicose superior sendromu açısından da buraya bası yaptığından dolayı pulmoner arter artık bütün şey kafesi. Evet, yani sana amaçlı ilk başta aslında çok basit bir şekilde bir akciğer grafisinde de ve bu hastanın da başka bir hasta tabii ki bu tomografi şeklinde onun da 8 santimde aneurizması. Bu hastayı da operasyon etmiştik. Herhangi bir problemi kalmadan